Ben hocamın burada program başından beri dinliyoruz ama rengini tam olarak belli etmedi burada. Yani evrim etmedi? Gayet tabii evrim teorisini desteklediğini açıkça söylemedi bize. Onu öğrenmek istiyoruz. Hemen öğrenelim bir saniye. Baştan beri ben burada ayrımları yaptım. Yani yok, gayet tabii dinledik biz. Ben size izahata geldim. İfade vermeye değil. Bir şeyleri anlatmaya, açıklamaya, izah etmeye geldim. Onlar da yalnız burada çok kafamız karıştı bizim. Yani şöyle diyeyim ben en basitinden. Allah'a inandığınızı söylediniz ama onu söylememe de gerek yok. Yani bu kimse kimseye böyle bir şeyi sormaya hakkı da yok. Kimse kimseye bunu itiraf etmek zorunluluğu da yok. Yok, öyle bir zorunluluk illa ki yoktur ama bakın. Bu yalnız konunun başında şöyle bir şey dediniz, işte Müslüman bir ülkede doğup büyüdük filan, net olarak Müslüman olup olmadığınızı söylemediniz. Benim kafamda kalan şeyler, yani niye böyle muallakta kaldınız diye. Oldu olacak aile hayatını filan da sorun, yani bunlar insanın ama bakın lütfen, ama lütfen bak özele çekiyorsunuz şimdi. Hayır, ben şunu lütfen öğrenmek istiyorum. Burada hocamız gayet net bir şekilde ortaya koydu. Hayır canım, neyi net bir şekilde ortaya koydu? Burada söz konusu olan Teoman Duralı'nın Allah'a inanması, dine inanması. Yok. Yani onlarda bile ne muallakta kaldı, yani net olarak söylememesi. Bize ne de canım burada. Biz ben size soruyor muyum öyle bir şeyi? Sorun. Niye sorayım, ne haddime düşmüş? Ben o zaman şöyle diyorum. Evrim teorisinden bahsediyorsunuz. Ilgili. Evrim teorisinden bahsediyorsunuz. Söylenenlerle ilgili konuş. Arkadaşlar. Evet, sizi dinliyorum. Evrim teorisinden bahsediyorsunuz. Şöyle diyeyim ben daha doğrusu. Evrim teorisindeki olağanüstü güçler veya tesadüf diye bahsediliyor bu Darwin'in teorisinde. Şöyle diyeyim ben daha doğrusu. Bilimde böyle bir tesadüf kavramı var mı? Bilimi açıkladınız siz. Bilimdeki bazı şeyleri söylediniz. Bilim nedir? İşte öncelikle insani özellikler olması lazımdır diye sıraladınız. Ama bunun içinde bilimi tesadüf kabul etmez diye bir kavram var, onu söylemediniz. Onu da ele alarak söylersek eğer, evrim teorisinde bu olağanüstü güçler veya tesadüf dediğimiz olay bilimin içine giriyor mu? Bilimde ne tesadüften bahsedildiğini söyledim, ne de zorunluluktan. Bilimin söylemediğiniz için söylüyorum, bilimin içinde tesadüf diye bir şey yoktur. Bilimde zorunluluktan da bahsedilmez, tesadüften de. Bilimde olanın tasviri vardır. Tesadüf ve zorunluluk ancak ileriye matuf tahminlerde ortaya çıkar. Evet. Ben size zorunlulukla şu zamanda şu şiddette deprem olacak dersem bu bir zorunluluk ifadesi. Bilim böyle bir şey yapmaz. Yok imkan ya, yapmaz değil, yapamaz. Buna imkanı yoktur. Elinde böyle bir malzeme yoktur. Şimdi bu olanın evrim teorisini doğruluyor musunuz, yalanlıyor musunuz? Ben hiçbir şey anlatamadım demek ki. Evet. Gayet tabii anlatamadım yani canım. Yani saat sanıyorum 11'den beri evrim varsayımının niye varsayım olduğunu, niye teori olmadığını, bu varsayımın bilimdeki, biyolojideki konumunun ne olduğunu enine boyuna anlatmaya çalıştım. Ha sizin görüşlerinize, sizin arzularınıza, sizin isteklerinize uygun anlatmadıysam bu benim kabahatim değil. Yok öyle ben bir... Ben kimsenin arzusuna ve öyle bir lüksümüz yok. Ben şunu söyleyeyim bir de. Atalarının ben maymundan... Ben evrimcilik ile evrim varsayımının ayrımını da yaptım. Ve evrimciliğin nereye yönelik olduğunu da söyledim. Nedir burada sormak istediğiniz daha başka? Şöyle bir şey var. Maymunla insan arasında çok bariz bir özellik var dediniz. Ortak bir atadan gelmiş olabilirler. Öyle demedim. Öyle Darwin'e göre ortak bir atadan gelmiş olabilirler dedim. Evet. Ben kendi şeyimde işte Darwin anlatırken... Allah'a da inandığınıza göre, Müslüman da olduğunuza göre... Darwin'e göre dedim diyor. Ama ben de onu söylüyorum bir saniye. Allah'a da inandığınıza göre, Müslüman da olduğunuza göre... Ve Kur'an'da Hazreti Adem'in cennetten kovulduğu söylenildiğine göre siz Darwin teorisini nasıl reddedemiyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Kat'i suretle. Yani Müslüman ben, olan biri, bu sadece bu ayete bakarak Darwin teorisini kat'i suretle reddeder. Bir varsayım olarak. Bir ikinci şey söyleyeyim. Bir saniye. Bırakacağım. Bir saniye. Tamam. Cevabı bir dinleyin ama soruyu soruyorsunuz. Cevabı dinlemiyorsunuz. Yani verecek bir saniye. Evrim varsayımının insanın aslı, insanın menşei konusunu ele almadığını söyledim. Türlerin arasındaki bağlantıları ele almaktadır. İnsanın menşei hadisesi ayrı bir kategoridir dedim. Bunda bazı Darwinciler insanın efendim maymunla ortak bir atadan geldiklerini söylerken ben o görüşün tasvirini yaptım. O görüşe katıldığımı size bildirmedim. Ben buraya vaaz vermeye gelmedim ki. Yani siz vaaz beklediyseniz yanlış bir şey beklediniz.
Ben size bir tasvirde bulundum. Bana benden istenen evrim olayının ne olup ne olmadığını anlatmak, bunu da ben enine boyuna izah etmeye çalıştım. Benim görüşümü ne yapacaksınız? Benim görüşümü merak ediyorsanız bu kamuoyunun önünde olacak bir şey değil. Çünkü benim görüşümün bu sorunda yeri yok. Evet. Ama tamam da... siz anlamamışsınız. Ama o zaman. Nasıl anlamamışsınız? Biliyorsunuz ki nasıl benim görüşümü ortaya koyuyorsunuz? Nedir görüşüm? Yani gayet açık bana göre siz evrim teorisini söyleyeyim daha doğrusu. Ne olduğunuz tam belli değil. Renginiz tam belli değil. Mikrofonsuz hiçbir şey anlaşılmıyor. Bana göre ne olduğunuz yani, tam belli tamam, değil. Ben son bir şey söylüyorum lütfen. İşte burada evrim teorisini desteklediğini söyleyen bir arkadaşımız var. Belki işte toplum içinde bir ayrıcalık olmak istediğinden mi bunu iddia etti? Basit şeyler söyleyebiliriz. Aa. Siz baştan itibaren hepsini yanlış anladınız. Neden? Çünkü belirli size bir... Size göre bak, size göre. Hayır. Lütfen size göre. Hayır, baştan itibaren belirli bir kalıbı ön yargı olarak benimseyerek girdiniz olaya. Ve o kalıp sizi uyuttu. Her şeye gözünüzü kulağınızı kapattınız. Ben, şöyle diyelim. Ben değişik açılardan bir olayın tasvirini önünüze getirmeye çalıştım. Çünkü siz buna layıksınız. Siz kulağınıza, beyninize birinin gelip de bir doktrini akıtmaya layık değilsiniz. Gayet tabii canım benim güzel benim kafamda halde, olan bir doktor. Şöyle diyeyim daha doğrusu Hakan Bey, bana dinlemediğini iddia eden beyefendi burada tutmuş olduğum notlara bakarsa ne derece canı kulaktan dinlediğimizi iyi bilecek. Kendi iyi anlatamadıysa o benim suçum değil. Peki, herkes anlayan anladığı kadarıyla kalacak. Peki hepinize iyi geceler diliyoruz. İskele Sancak burada sona eriyor. Hocam teşekkürler size de çok sağ olun.